Haydi bakalım. Videoya girelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Caitlyn videolarını bu aralar çok attım. Farkındayım. Ve yorumlarda hep bana bunun ilacı sorulmuş. Hani Caitlyn alındığında biz ne yapacağız? Bu karakterin solo queue'da en azından bir çözüm önerisi, bir şey yok mu demişsiniz. Arkadaşlar tam olarak bu. Jhin. Caitlyn'in ilacı bu. Neden anlatacağım size şimdi. Oyunda da zaten uygulamalı göstereceğim arkadaşlar. Şu totemin 5 gold'unu bir alalım. Bizimkinin de flash'ı gitti. Niye attı flash'ı bilmiyorum. Neyse, anlatmaya başlayayım. Tamamen solo queue mantığıyla ve taktikleriyle oynayacağım bunu. Lig atlama usulüne ve Caitlyn gördüğünüzde karşısında bu şekilde oynamanız gerektiğini anlatacağım. Bambaşka bir tarz. E-sporla veya çok yüksek elo ile hiçbir alakası yok. Haberiniz olsun. Bakın, olay şu. Kara Azatlı şöyle bir ün sayfası yapacaksınız. Bot ekrana daha büyüğünü, güzelini koyar. Minyonlar harekete Tamam mı? geçti. Caitlyn'e karşı Yejin alıyoruz. Bak, menzilim 550. Bombardıman topu aldığımda 700 menzilim oluyor. Doğru mu? Doğru. Caitlyn'in son çıkan bu ildinde bombardıman topu yok arkadaşlar. 1-0. Alsın. Alsa da sıkıntı olmaz. Halledeceğiz biz her türlü. Siz rahatta kalın. Tebessüm Olay şu. 5 yıllık Uzaktan eserlerinde bir 2-0 tane var. düz vuruyoruz Caitlyn'e. Caitlyn'i kovalayana Caitlyn genelde arkadaşlar EQ kombosu atmaya çalışır veya E'sini atmaya çalışır. Biz ilk vuruşumuzu yaptıktan sonra Caitlyn düz bir at üzerinden E atacak. Düz. Gideceği yer belli. O adamın düşeceği yeri biliyoruz. Düşeceği yer belli olduğu için otomatik bir şekilde W'muzu oraya atacağız. Caitlyn yerinde kalacağı için mesafesini koruyamayacak. Düz vuruşumuz arkadaşlar ikimizin de aynı itemlarda olduğu senaryoda her türlü Caitlyn'den çok vuracak. Headshot'ı yoksa o an. Onu da belirtmekte fayda var. O an headshot'ı yoksa. Her gösteriden önce heyecan. Genelde yani denk gelmesi düşük bir ihtimal. Hepsini birleştirirsek, bu olayları yapabilirsek Caitlyn bizim için çok kolay bir skor oluyor. Bunu da dediğim gibi stun'ı olan bir ADC ile yapmak lazım ve menzili de çok uzak mesafelerden vurabilen uzun menzilli bir karakterle yapmak lazım. Burada da aklımıza Jhin geliyor. Heal'ı var. Şöyle yapsam tepki bile veremedi. Heal'ını atamadı. Gayet güzel bir skor. Late game'de 1000 AD'ye çıkabiliyoruz bu karakteri oynarken. Bakın 1000 AD. Gerçekten inanılmaz bir hani sayı. Şöyle farmları bir alalım. Büyük farmda her türlü kaçırdık. Bu arada yanımda Arda yok, yine Swain denk geldi. Haberiniz olsun, ilk kan çalmasından zaten anlarsınız. Arda olsa kulağını çekiyorduk. Supportsuz gösteriyorum ki siz de yapabilin oyunlarınızda. Hani support doğum yok bu videoda. Şimdi. Hareketin bir de Jhin'de şöyle bir olay var. Bu da solo queue'da çok işinize yarayan bir şey olacak. Anlatıyorum hemen. Olay şu. Solo queue'da çok fazla abuk subuk karakter alınıyor. Doğru muyum? İşte örnek vereyim size hemen bir iki tane. Mesela Zyra, Xerath, Vel'Koz, Brand. Biz bunları sevmiyoruz değil mi yanımızda? Destek olarak keşke almasalar falan. Jhin bunlarla gidiyor. Yani erken oyunda hasar atabilen bir karakterle Jhin güzel gidiyor arkadaşlar. Çünkü mermili bir karakter. Biz sürekli vuramıyoruz. Bazen mermimiz bitiyor. Uzaktan yine bir stun'ımız var. Mesela Zyra slow atan çiçeğini attığı zaman W tutturmam çok kolay oluyor. Vel'Koz'un stun'ı üstüne benim W tutturmam yine çok kolay oluyor. Yani hepsini birleştirirseniz gerçekten Jhin oynamak çok güzel, çok mantıklı bir seçenek. Flash'ını ve heal'ını aldık Caitlyn. O da yanlış çünkü ürünleri kalmış herhalde. Veya bir şeyler deniyor, ben de bilmiyorum. Gayet iyi. Caitlyn'in şu an flash heal'ı yok. W'm döndü. Tekrar denerse W'yu koyacağım üstüne. Şöyle geliyor, attım. Yani tutturamadı. Dans edin kuklalarım. Viego gankliyor şu an. Flash olmadığını biliyor Viego. O Thresh'i tuttuk. Fokusu devam ettiriyorum Caitlyn üzerine de hiçbir yeteneğim yok. Hepsi cooldown'da. Sana Dive istiyor Viego. Dehşete düşürmeli. Dive atmak için bizim önce burayı bir pushlamamız gerekiyor arkadaşlar. O manası yok. Şöyle 4'te şunu alalım. Bakın şimdi tecrübe. İçimdeki cevher çaktırmıyorum. Sahnede ışıldıyor. Çalı da bezliyor. 2'de 2. Gördünüz mü? Bu çok belli. Çok ortada. Tahmin etmesi çok kolay bir şey. W'm gelene kadar bir çaktırmadım. Onu öldüreceğimi bilemesin, anlayamasın. W'm gelmeye başladığı o hain koşuyu başlattım. 100 gold daha para gerekiyor arkadaşlar. Yanımda olsanız şu an siz dudağınızdan öperim. Öpme Viego dudağımızdan bizi bir dur. Görüyorum.
Burayı hemen pushlayalım. Hadi bakalım. Fear'a basacağız. Arındır'a. Stun'la koyacağız. Yakalayamasın. Arındır harcayarak buradan çıktık. Gayet iyi. 100-0'ız. Takımın 4 skoru var. Midim kaybediyor. Hiç problem değil arkadaşlar. Biz bu oyun range'imizi de koruyacağız. Her şeyi çok doğru oynayacağız. Şu an size yüksek elojim build'i, statik bombardımanlı build yapmayacağım. Dediğim gibi bu tamamen düşük elolardan çıkmaya yönelik bir tarz olacak, bir build olacak. Bunu kullanırsanız, özellikle Caitlyn'e karşı kullanırsanız gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Bak buna eminim. Haklısınız. Abi işte hep Caitlyn gösteriyorsun. Biraz da ilacını göster. İlacı da bu. Ve bu şekilde oynamanız gerekiyor. Güzel. W ile kill var orada. Biraz yanaşalım. Bizim Swain dövmüş. Bu da mı Baze'e gidiyor? Nerede Baze atar Caitlyn? Ben olsam şu kulenin dibinde atardım Baze'e. Biraz bir yanaşalım. Aa ulan. Çok geç gördüm ya. Ben orada atmazdım Baze'i. Tahmin edecektim. Bitmiyormuş tahminim. Denemek lazım yani. Ya tutarsa. Tahsildarla ebedili bir build göstereceğim size arkadaşlar. Bu build oyunun erken aşamalarında statik bombardımanlı Jhin'den daha güçlü bir build. Onu size söyleyebilirim. Ve statik bombardımanlı Jhin kadar hızlı koşamayacaksınız. Bunu da size söyleyeyim. Ayağı çabuk da almadık rünlerden. Sürat da almadık. Onda bunları girmeniz gerekiyor. Okey. Bir de W. Çiçek de koyacağım. Wave'i pushlasın. Arkadaki büyücülere vursun. Çiçek koyarsanız arkadaşlar bir yerden sonra bunların canı bir kalıyor. Şu şekilde ah bir Caitlyn'e sekseydi. Rahat rahat sizden daha yüksek menzilli karakterleri dürtebiliyorsunuz. Tıpkı şey gibi düşünün. MFQ atmak gibi düşünün. Minyon azalıyor canı. Hemen Q'yu çakıyorsunuz. Oo. İşte kara asattı. Q4'ün tadı. Tek kılıcınız, dişli kamanız varsa çok lezzetli bir şey yani. Flash'ım var. Şuraları da pushlatayım. Takılacağım kapana. Ah ulan ah. Kapana vererek takıldım. Bana vurmaya gelmesini istedim. Hani gelseydi daha rahat ulti açacaktım ama gelmedi. Sağlık olsun. Ultimiz boşa gitti. 3'te böcek vermişiz. Warwick tapta. İşaretten korkmuyoruz. Yani base atıp gelir. Ona da daha 20-30 saniye var. Biz burayı rahat pushlar kaçarız. Yani kalabilirim pot içersem. Para çıkmış aslında. Tahsilleri de bitirebiliyoruz ama. Biraz vuracağım ya. Ne yapıyor Tireş? Delirde. Buraya da pushlarsak gidelim bence artık. Sanatın sayesinde hafızaları kazanacağız. Şöyle arkaya bir çiçek. Büyücülere vursun. Ve onlar için canını ver. Ya bu Q'lar da bir şampiyona sekse de size olayı göstersem keşke. Çok vuruyor çünkü. Üçünü de yok ederek gittiği için hasarı arta arta katlana katlana gidiyor. Hani bir şampiyona hiç beklemediğiniz hasarı vuruyor. 12 farm. Oğlum bizim top lane oyunda yok. Sıkıntı. Harbi diyorum sıkıntı. Swain'in 11 farmı var ya. Gerçekten aptal bir iki üç yapmış nickine. Of bu serverdaki şu nicklere var ya. Bayılıyorum ya. Aptal bir iki üç. Ha burada bir savaş var. Hemen W'na bakacağız buraya. Koydum sabiti bizimki kaçsın diye. Aa bunun ultisi kendinden sekebiliyordu artık. Hemen şuradan canları biraz toplayalım. Daha Caitlyn 5 level. Hemen ona baktım. 6 olsa buradan hiç görünmeyecektim. Ulti atsa ölürüz muhtemelen. 5 olduğu için sıkıntı yok. Şimdi red buff'la birazcık canımızı arttırırız. Bir de level atladık. Şu an Caitlyn ultisine ölmeyiz arkadaşlar. Lose alacaksın falan geliyor. Birisi ölse de okey. Q'yu atsanız kalanları halleder. Şimdi şu 4'ü bir yapıştırsak mı? Alkışlarla yaşıyorum. Sense alkışlarla öleceksin. Ulti açarım ya buraya. Oo,
Neyse, oyluk geliyor. Er geç anlaşılacak. Yani flash attı, buna yapabilecek bir şeyim yok. Benim flashimin arındırımın olmadığını biliyordu. Burada öldük. Tek kılıcımızı alalım. Arkadaşlar bak, bilerek videonun bu saniyesini bekledim. Bayağı bir vakit geçmiştir. Buraya kadar izlediyseniz bu video sizi sarmış olabilir. Seviyorum. Hoşunuza gitmiştir. Bir like'ınızı alırım. Çünkü gerçekten yani videoya normalde çok daha fazla like atılması lazım. En azından emsalimiz içerik üreticileri, yurt dışındakiler gerçekten çok güzel like'lar alıyorlar. Maşallah diyelim tabii de. Hani insan imreniyor diyelim. O yüzden bir like'larınızı bekliyorum. Tekrar gelelim şuraya. Kovalayacağım. Yani beni çekse de kesemez. 4 mermim var. Çalıda base çok muhtemel arkadaşlar. Şöyle bir çiçek atalım. Karahas atalayım. Baktım kaçıyor. Yani ne alabilirsem kardır. Karahas atalayım o zaman. Hemen arkadaşlar çiçek yerleştirecektim. Çiçeğim cooldown'da. Sveyn gelmeden şunu alacağım. İlk kule parası sadece bana gelsin. Kul vuracağım ya. İnşallah Sveyn gelmeden alabilirim. Güzel. Garen de alamadı. Yani bunu almam gerçekten iyi oldu. Top lane ağır yazıyor çocuk. Bizim top'un 30 farmı var. Hani 6 böcek yapacaklar değil mi bir de? Oo, Darius'u kesip 6 böcek yapacaklar. Ben burada fedakarlık yapacağım. Lane'de kalmayacağım. Gideceğim böcekleri aldıracağım jungle'ıma. Diego gel. Böcek alacağız. Oğlum niye o tarafa ittiriyorsun adamları? Gel oğlum Diego, sen niye gelmiyorsun? Warwick burada. Bu böcekleri beraber alabiliriz anca arkadaşlar. Birini durdurana kadar devam edeceğim. Adam niye gelmiyor? Gördü, vurdum. Stun'ını attım. Full arkaya kaçış yapmamız lazım bizim. Stun nasıl tuttu? Sweet box'ı sağ olsun. Darius geliyor. Garen biraz daha kendini belirli bir açıya şöyle tıkasın. Ah ulan nasıl kesemedik bunu ya? Kifayetsiz kalır. Aferin. Tamam. Bence okey. Bence okey. Garen'e bir hani dur dedik. Birazcık belki mentali de almıştır. Takıma böcekleri aldırdık. 3 böceğimiz var. Öldük sonra evet ama burada neyi kaynak aldık ya? Ben bu savaşa word diyebilirim kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bak bakıyorum. Caitlyn zaten lane'de biz doğru oynayıp biraz durdurduk, tamam mı? Biraz da maçı kazanmaya gidelim. Benim erkenden Dominik çözmem gerekiyor. Nerf yemiş. Nerf yemiş. 40 zırh delmeyi de 35 yapmışlar. Nerf yemiş arkadaşlar. Bakın Fani de 35'ti. Ben sırf bu yüzden Dominik tercih ediyordum. 40 veriyor. Daha çok zırt dersin. Yüzdelik bu diye. Bundan nerflemişler. Riot Games ADC'leri sevmiyor mu? Skandal. Güzel vuruyor. Talia arkadaşlar anlamıyor. Bilmiyor oyunu belli. Ne işin var burada diye pingliyor. Sen kaybettiğin için buradayım Talia. Daha fazla ölme de Brand'i keselim diye geldim. Yani farmlarını da ben alacağım. Buradan gitmek senin için daha mantıklı olabilir. W'ları ters atıyor zaten çocuk. E atacak. Böyle dikkatini dağıtıp uzak duruyorum onlardan. Ulti açacağız. Şöyle bir de W koyayım böyle ulti. İşte. Nereye kaçtınız hemen ya? Karahasat da almak istiyorum da. Şuradan çıkalım. Güzel.
Hemen kuleyi kuşatacağım. Of. Hepsi. Yani ittiremedi Talia'mız. Aa! Aa! Neler görmekteyiz chat? Olsun, taşıyacağız bunları, merak etmeyin, taşıyacağız. Şu Garen'i nasıl durduracağız acaba? Warwick de okey, Brent de okey. Şu an bot lane hariç arkadaşlar, cidden hepsi bizimkilerden daha çok vuruyor veya en azından CC vesaire attıkları için daha çok işe yaramış oluyorlar. Bu oyunu kazanmak gerçekten zor olacak ama bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi tier 2 kuleleri çok güzel para veriyor. Bunu biliyoruz. 700 altın şurada var. 700 altın burada var. 300 altın burada var. Biraz tier 2'lere mi oynasak? Alamet de var. Ejder'de nasılız? 1-0'ız. 2-0 olalım. Ruha oynayalım bari. O zaman ben mid'de kalayım. Önce mid kulesini bir almaya çalışayım. Sonra bot tier 2'yi almaya çalışayım. Buradan güzel kaynak alırız. Sadece kulelerden 1000 yakın gold. İyi para. Hatta kendi kulemi de korumaya gideyim. Talion bota inmeye aklı ermiyor arkadaşlar. Brand'i kesebileceğini düşünüyor. Hani ben sadece mid'de kalayım. Ben mid laner'ım. Başka hiçbir yere gitmem diye takılıyor da oyun öyle bir oyun değil. Tam tersi, hani nerede işe yarayacaksa oraya gitmesi daha doğru onun için. Ama bunu hani ne yazık ki sağlatamıyoruz diyeyim. Hedef değiştirdiler. Jin Zokkali vuruyor. İyi vuruyor. Gerçekten iyi vuruyor şu an. Brand'e bakmamız daha doğru. Talia bir yerden bitme atarsa W'sundan. Oraya oynanabilir. Güzel. Dördü de Talia şöyle. Haydi bezleyelim. Tap gitti de ben ejder için burayı kazandırmıştım. Ejderi alamayacak mıyız şimdi biz? Alırız ya. Ama işte beni kokluyor. Warwick gelip çalarsa... Bak Warwick gelip çalarsa oyun bitiyor. Talia şuna vursana be. Yani biraz riskliydi bunu yapmak ama yapmam lazım arkadaşlar. Gerideki bir takımı taşımaya çalışıyorsak. Güzel hasarımız var. Harbi oturtturuyoruz şu anda. 18'e 3 olmuşuz. Dakikayla yarış. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu oyun tarzı, bu build, size şu an gösterdiklerim yüksek elo'da yapılan Jhin build'i ve oynayışı değil. Tekrar tekrar bunu belirtiyorum ben. Benim buradaki amacım Caitlyn'e karşı ortalama elo'larda ve düşük elo'da bir çare bulmanız, bir çözüm bulmanız. Çünkü bulamamakta da haklısınız. Karakter çok güçlü. Çok güçlü olduğu için de hani zor oluyor ona karşı oynamak. Ben de dedim size ilaç olsun, öyle bir video hazırlayalım. Şu an o tarz bir videodasınız. Yani aramızda zaten hani Challenger veya Grandmaster çok az izleyicim var. Onları da biliyorum zaten, iletişimimiz var. Yani bu daha orta ve düşük eloya yönelik bir build, bir oynanış tarzı. Onu da tekrar tekrar söyleyeyim. Yani şu anda bombardıman toplu süratli Jhin, ayağı çabuklu Jhin yüksek evlerde çok daha fazla tercih ediliyor ama bunun da hasarını görüyorsunuz. Vurdu mu öldürüyor yani. W'mu öldür şu an bu mesela. Şöyle bir salladık. Buranın yardıma ihtiyacı var. Garen bot lane'in yanına gelmiş. Bot lane sürekli ölüyor. Garen iyi durumda. Onlara yardım etmeye çalışıyor. Takımından biri katledildi. Ve doğru düzgün vuramıyoruz Garen'e. Ama bir Garen'e vuramıyoruz o. Oha. Bunu mu gördük? Kimse bu şartlarda çalışmayı beklemesin. Biz bir Garen'e vuramıyoruz. Şu an geri kalana vuruyoruz. Yani Dominim de var üstümde. Ona rağmen Garen'e vuramıyorum işte, düşün. %5'lik bir nerf bile gerçekten
etkileyici olabilir. Trash'in base attığı yeri tahmin edelim. Asıl güzelliğin olmadığı bir yer. Kulesinin altına yürümüştür o şimdi. Şurada basmıştır. Aa, range'im yetmedi. Bir kere daha tahmin etsek adam raporlar bize. Hemen takım arkadaşlar. Tier 2'yi aldırıyorum. Güzel, Viego gelemeden aldık. Parayı bölmedi Viego. Ah ulan. Sanatımla çiçek açan ölüm tohumları ekiyorum. Hepsi sanat sever. Ya, yor. Bence enti. Ama yani biraz da terk edilmiş hissettim yani. Talyah maliyah çıkınca ben orada savaşmaya çalışıyorken o biraz koydu. Son item ne yapalım? Bak, Yuntal yapabiliriz. Kanoslamış yapabiliriz. 100 crit olduk zaten. Hatta kanoslamış yapalım. Bir de uğraşmak zorunda oldukları bir kalkanım olsun. Aynı zamanda fightlarda da güzel bir can çalmam olmuş olur. Kanoslamış yapalım biz. Şimdi makro oyun yapacağız. Baron almak için üst koridorda da biraz hakimiyetimizin olması lazım. Baron için top ve mid'e hakim olmanız, Ejder için mid ile bot'a hakim olmanız lazım arkadaşlar. Şimdi bizim buradan bir kule açmamız gerekiyor ki burası birazcık pushlayabilsin. Baron alacağımız zaman burayla burayı, yani top'la mid'e ittirmemiz gerekecek. O yüzden bizim bu kuleyi acilen takıma kazandırmamız lazım ama kazandırırken de ölmememiz gerekiyor. Ölürsek çünkü şu an rakip için en büyük tehdit biziz. Ölmemiz Baron'un rakibe gitmesiyle aynı şey. Bunu zaten biliyorsunuz. Çiçekler bize Garen'in görüşünü verdi. Biz kaçar. Şimdi daha kolay olurdu. Güzel bir dodge. Kendinize iyi bakın. Bizimkiler fight istiyor. Garen ve Thresh'in olmadığı yerde fight atabiliriz, kazanırız. Warwick yakalanabilir, kovalanabilir yani. Ejder çıkıyor. Üçüncü ejder. Daha ejderi vermesi mükemmel olmuş. Onu alsak çok daha sağlıklı olur. Aha Brent. Warwick ejder'e gidiyor yalnız. İşte son sahne başlıyor. Tamam, ben ejder'e gideceğim. Warwick'in yaptığı çakallığın farkındayım. Buraya yardım gerekiyor. Güzel pazar. Ya ama Talia, gel artık ne olur. Oo, yetenek atışlarına, flash'e falan bak. Kafayı yersin. Gelse oynardık ya. Ejder'i verdi şimdi. Bizimkiler de yukarıda ölmüş nasıl başardıysa. Çok sıkıntılı, çok zor bir oyundayız ya. İyi, neyse ki alacağımız iki tane ejder en azından şurayı güzel tutacak, oyalayacak bize. Warwick de doğru düzgün hasar yemiyor. Ancak team fight'larda vurabiliriz Warwick'e. Hani o başkasıyla oyalanıyorken biz ona hasar çıkartacağız. Garen'in ultisi yok. Buraya bakılır. Burası verilmesin ya. Kalanlara çok iyi vuruyorum. Ne diyeyim. Tek sıkıntı Garen ve birazcık Warwick şu an. Şöyle bir Caitlyn denk gelsin de dediğim olayı yapayım Caitlyn'le. Şu an arıyorum ama yani bu oyun, ben Caitlyn yenmeyi anlatmaya girdim. O kadar yendik ki adam şu an rakibimiz değil. Her kurşun ruhumdan bir parça. Baron canından bir can. Köşesi göründü. Gördünüz mü? Yani bir yandan sonra böyle oluyor artık. Bu karakter avcı oluyor yani. Bak, bombardıman da geldiği zaman range'ime bakın. 700 range. Caitlyn kaç range? 650 range. Daha uzaktan vurabiliyorum A tuşunu kullandığım takdirde. Bence kovalamalıydık. Tuttum onu. Bana vurmanız daha mı doğru olur acaba rakip? Sana da ultim var. Tertemiz.
Gördünüz mü? Çok uzak range'lerden Caitlyn'in istediği cevabı veriyoruz. Madem o uzaktan oynamak istiyor, kralını yaparız. Daha uzaktan oynarız. Ultimiz var. Kendi evinden açarım ultiyi. Maçı şimdi bitirmeyeceğim. İnliği de alacağım, çıkacağım. Base atalım. Doğuyorlar, cartçut falan bir bahane, bir şeyle bir kurtulalım buradan. Bir şey daha alalım biz. Biraz daha yaramazlık yapalım arkadaşlar. Biraz daha yaramazlık yapalım. Neyle yapalım bu yaramazlığı? Yuntal'la yapalım ya. Ayakkabıyı satınca ne oldu? Bir daha bir alamıyor olduk. Ben bir 200 gold bulayım. Bir şeyler oldu herhalde. Ben de anlamadım. Şu an iptal edemiyorum. Gideyim bir yerden bir yuntal çözeyim ben arkadaşlar. Çok sağlam bir AD'miz olsun. Ondan sonra patlatır geçeriz. 34'te kara hasat yapmışız bu arada. Güzel bir oran. 3200 lazım da yuntala. Buradan o para sağlanır diye düşünmekteyim. 3200 olmuş. Hmm, ne yapalım? Oo. Mesafe açacağım. Flash atarak. Gelmeyin lan. Ama bu çok ayıp Warwick. Hala yanıyor. Güzel, güzel. Abi Warwick ne uğraştırıyor ya? Full artı full paketiz. Ulan 900 AD'miz var. Kesemiyoruz ya Warwick'i. Olaya bak. Şimdi bu oyunu midden bitirmek zor arkadaşlar. Tek bileğin açıkken oradan kazanmak genelde zor oluyor. Yani takımı şöyle tapa çağıracağım. Bunu yapma sebebim şu. Birileri bize bakmak zorunda. Birileri buradan ittiren minyonları tutmak zorunda. İlla tutmak zorunda çünkü bu minyonlar çok güçlü. Şunu kesmek gerçekten çok zor diğer minyonlar için. Durum böyle olunca illa bir şampiyonun o lane'e bakması gerekecek. Yani buraya gelenler, bizi savunmaya gelenler eksik kalmış olacak. Bu sayede biz de ne yapacağız? Burayı kazanacağız. 5v4. Hani basit matematik. Bir zahmet yenerim yani birileri yokken. Bunun da esprisi bu arkadaşlar. Tek lane'den kazanmama durumu. Stun'a atamadım. Warby'e patlatıyorum. O bayağı tehlikeli. Hala full canı oynuyorum. Bana ulaşabilen bile yok. Çiçek de diğerini halletti zaten. O zaman Caitlyn'e de gidelim. Dördümü hazırlayayım. Caitlyn'e giderken. Videonun olayı, konsepti zaten Caitlyn'di arkadaşlar. Onunla da kapanışı vedayı yapalım şöyle. Evet. Caitlyn ilacı. Jin. GG sub diff yazısı benim. Ulan hiç mi utanmadın? Hiç mi bir ADC diff de yok demedin gerçekten oğlum yani? Harbi garip. GG VP.